Acı bedenlerimizde ve zihinlerimizde biriktiğinde, insan evrende acı çekmek zorunda olan ve acıya yazgılı olan bir varlık olduğunu anlar. Buda'ya göre dukkha, yani bu sonsuz acı çekilecek çile değildir ve bu nedenle insanın tüm gücüyle bu acıdan kaçması gerekir. Nietzsche ise tam tersine acıdan kaçmayı korkaklık olarak betimler ve kişinin bu acıyı göğüslemesi gerektiğini söyler. Acı çeken bireyin uyumsuzluğu hemen baş gösterir ve öngörülemez bir karaktere bürünür. Söz gelimi umarsız bir melankoliye tutulabilir ve bunu yaparak yaşamı kendisi ve sevdikleri için sonu gelmez bir azaba dönüştürebilir. Melankolinin pençesindeki birey etrafındaki görüngüleri yalnızca birer durağan nesne olarak görür ve tek gerçeğin onun acısı olduğunu çoktan kabullenmiştir. Sosyal ilişkiler kuramaz, sağlığını korumayı beceremez. Gelecek üzerine düşünemez ve şimdiyi çoktan mahvetmiştir. Acı yalnız bir melankoli olarak kendini göstermez tabii ki. Acı çeken bireyin öngörülemez olduğunu bu nedenle söylüyoruz. Sonu gelmez bir intikamlar silsilesinin peşinden gidebilir, cinayet işleyebilir, bedenine işkence etmeye kalkabilir ve en nihayetinde intihara kalkışabilir. İntihar en son hamledir çünkü intihar etmiş bireyin elinden başka hiçbir hamle gelmez. Bu nedenle bu son raddede bireyin yaşamaya devam edip etmeme konusu onun en öncelikli felsefe problemi haline gelir. Bununla ilgili Albert Camus'un Sisyphos Söyleni kitabında şunları okumaktayız. Gerçekten önemli olan tek bir felsefe sorunu vardır. İntihar. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Gerisi, yani dünyanın üç boyutlu olup olmadığı, düşüncenin 9 mu yoksa 12 ulamı mı bulunduğu sonra gelir. İntihar konusu neden mi çok önemlidir? Çünkü burada doğaya aykırı bir eylem görüyoruz. Doğanın hiçbir yerinde, hiçbir canlı kendi ölümünü kendi eliyle getirmez. Bunu gözlemlemek için bir çiftlik yaşamı geçmişinizin olması ya da ormana gidip hayvanların ve bitkilerin hareketlerini gözlemlemeniz yeterlidir. Bir bitki kökleri kurumasın diye bir su kaynağına var gücüyle yönelir ve ancak tüm kaynakların noksanlığı sonucunda yaşama veda eder. Bir hayvan ölmeyip yaşamda kalmak için hem öldürür ve hem de bazen günlerce besin kovalar. Benzer güdülerin insanda olmadığını söylemeye çalışmıyorum elbette. Son ana kadar konuşmayı reddettikten sonra alnına bir tabanca uzatıldığında, arkadaşlarının yerini ihbar eden zavallı bir gencin çırpınışlarında da aynı yaşama ve var olma arzusu var. Galileo dünyanın döndüğünü defalarca söyledikten sonra Engizisyon Mahkemesi ölümüne karar verdiğinde bu düşüncesini cesurca ifade etmekten hemen vazgeçmişti. Ve bir nevi tamam siz haklısınız diyerek canını kurtarmaya çalışmıştı. Ancak insanların bir kısmı kendi iradeleriyle diğer insanlar için bu kadar önemli olan bir varlığa son vermekle, doğanın alışık olmadığı bir ölüm çeşidiyle yaşamlarına veda ettiklerinde burada doğanın alışkanlıkları dışında bir eylem var demek gerekmektedir. Bu çıkarıma varmak bir açıdan sosyologların ve bir açıdan da filozofların işidir. Sosyolojinin bir bilim olarak intihar gibi bir konuyu inceleyebilmesi ne kadar büyük bir avantajsa, felsefenin henüz çözülemeyen noktalara parmak basması da o kadar önem arz etmektedir. Nitekim Durkheim'a sorduğunuzda intiharın bireysel yönlerini kabullenmediğini ve onu yalnızca toplumsal bir olgu olarak değerlendirdiğini öğrenirsiniz. Ancak Camus tam tersine intiharı sürekli toplumsal yönden ele almak yerine bireysel yönden ele alınması gerektiğini düşünmektedir. Kızını bir kaza sonucu kaybeden yaşlı bir babanın yıllar boyunca nasıl adım adım intiharın eşiğine geldiğini Durkheim'dan değil, Camus'dan öğrenirsiniz. İkisinin de haklı nedenleri var belki de. Zira Camus'un bireysel olarak gördüğü intihar çeşitlerini Durkheim zemini biraz daha kazarak toplumsal bir forma büründürür ve bana kalırsa yeterince ikna edicidir. Durkheim'a uzun uzun değineceğiz ancak öncesinde intihar üzerine birkaç akıllı cümle edelim ve işin aslını genelleyici bir üslupla ele almaya çalışalım. İntihar eden bir birey bize ne anlatır? Onun bu türden bir sonu kendisi için hazırlaması altında ne gibi varoluş problemleri barındırmaktadır? Yoksa intihar eden birey yaşamın kendisi için çok fazla olduğunu mu söylemek istemektedir?
pençesinde kıvrandığı acının bedeninin taşıyabileceğinden fazla olması ve o terazinin bu büyük sikleti çekmemesi midir? Olguyu felsefi cümleler halinde ifade ettiğimizde tüm varoluşçuların dediği noktaya geliriz. Yaşam absürt bir komediden başka bir şey değildir ve hatta saçmadır. Bir varoluşçu yazar olan ve yazdıklarıyla sizi çok kısa bir süre içinde etkilemeyi başarabilecek olan Sadık Hidayet de bu sonuca varmış ve defalarca kez denedikten sonra en nihayetinde intihar etmiştir. Kör Baykuş adlı yapıtında onun varoluşçu zihninden yakaladığımız bazı fragmanlarla ufak bir yolculuğa çıkalım isterseniz. Tek korkum henüz kendimi tanımamışken yarın ölüvermek. Çünkü hayat tecrübelerimden şunu anladım ben. Meğer benimle başkaları arasında ne korkunç bir uçurum varmış. Anladım ki mümkün oldukça susmalıyım. Mümkün oldukça düşüncelerimi kendime saklamalıyım. Gördüğünüz üzere bu pasajlarda karakter dünya ile olan farkını fark ettiğinde yaşadığı büyük şoku ifade etmektedir. Birey kendisinin dünyaya ait olmadığını her düşündüğünde biraz varoluşçu ve biraz da bireyci bir tutum içerisine sürüklenir. Kendini dünyadan saklamayı ve dünya ile arasına bir perde koymayı kafasına koyar ve kaçınılmaz bir son olarak bunu başarır. Toplum olmayı bırakıp birey olmaya çabalar ancak yaşam damarlarının et ile tırnak gibi topluma bağlı olduğunu gözden kaçırır. Kaçırdıkça acısı ve hayal kırıklığı artar ve en nihayetinde intihar olgusuyla karşı karşıya gelir. Çünkü yaşam damarlarını koparmıştır. Onun için artık her gün intihar edip etmeme üzerine derin düşüncelerin döndüğü bir gündür. Durkheim bunu çok iyi görmüştü ve buna egoistik intihar ya da bencil intihar demişti. Akşamüstü esrar mangalının başından kalktım. Odamın penceresinden dışarı baktım. Kapalı bir kasap dükkanı ile kara kuru bir ağaç görünüyordu. Karanlık gölgeler birbirine karışmıştı. Her şeyin boş, gelip geçici olduğunu hissediyordum. Yazarın burada betimlediği ortam aklımızda şöyle canlanır. Esrar mangalını bulunduran bir oda ve belli ki yaşamdan son hazları uyuşturucu maddelerle almaya yönelmiş zavallı bir adam bulunmakta. Bu uyuşturucu maddeleri defalarca kez kullandığını düşünmekte haklıyız. Odada başka kimse yoktur ve bu adam yalnız yaşayan bir adamdır. Kendisinden başka kimsesi yoktur. Derken pencereye dikilen gözleri dışarıdaki nesneleri görmektedir ve orada var olmakta olan kapalı bir kasap dükkanı ile yalnız bir ağaç görmektedir. Bunu yaptıktan sonra yaşamın ne denli anlamsız olduğuna kanaat getirmektedir. Esasında yine aynı şeyi görüyoruz. Yalnız ve hatta yapayalnız bir adamın toplumla olan mesafesi ve kendi varlığına doğrudan müdahale etme ve onun üzerine haddinden fazla kafa yorma alışkanlığı. Bu çok geçmeden hangi sonuçları doğuracaktır dersiniz. Bizim bir şey dememize gerek yok. Karakterimiz kendi ağzıyla söyleyecektir. Defalarca ölümü, bedenimin dağılıp çözülmesini düşündüm. Bu fikir beni korkutmuyor. Aksine yok olmayı gerçekten arzu ediyordum. Korktuğum tek şey bedenimdeki zerrelerin ayak takımından olanların zerreleriyle karışmasıydı. Bu düşünce dayanılmaz benim için. Bazen öldükten sonra uzun hassas parmaklı ellerim olsa da bütün zerrelerimi dikkatle toplasam, bana ait olan zerrelerin ayak takımından olanların bedenlerine geçmemesi için göz kulak olsam diye düşünürdüm. Karakter nihai tartışmaya gelmiş gibi görünüyor. Ölüm üzerine lirik ifadelerini çoktan hazırlamıştır. Ölümü kucaklarken yaşayacağı korkudan ziyade kendi bedeninin zerrelerinin kendinden aşağı insanların zerrelerine karışmasından duyduğu korkuyu anlatmaktadır. Evet ama yapayalnız yaşayan bu adamın üstün olduğunu düşünmesine sebep olan nedir? Üstünlük bir karşılaştırmanın sonucunda gelmez mi? Bunun içinde yine topluma ihtiyacı vardır. Ancak görünüşe göre o toplumu tümden sevmemekte ve sevmediği için de onu kendinden aşağıda görmektedir. Bu durumun aynısını defalarca kendi gözlerimle gördüm ve toplumla sorunu olan insanların kibirli bir hale büründüğünü defalarca gözlemledim. Bu belki de bir yoksunluk ifadesidir. Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözü bile bu durumu izah etmeyi becerecektir. Ama acaba durum bu kadar basit mi? Yoksa bu kibrin ardında haklı bir manifesto mu var? Anlamak için karakterimizin cümlelerini okumaya devam edelim. Beni teselli eden tek şey ölümden sonra yok olma umuduydu. İkinci yaşam fikri beni korkutuyor, yoruyordu. Henüz içinde yaşadığım dünyaya alışmamıştım. Dünya artık ne işime yarardı ki? Bu dünyanın benim için değil, bir avuç hayasız, yüzsüz, dilenci tabiatlı, çok bilmiş, kabadayı, gözü gönlü aç insanlar için olduğunu hissediyordum. Bunlar dünyaya uyumlu olarak gelmişlerdi.
Karakterimiz, yani bu yalnız adam, niçin yalnız olduğunu anlatmaya başladı. Onun uyumsuzluğu bir çeşit sessiz protesto. Dünyanın yalnızca yaltaklanmaya alışık insanların mekanı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yarışmıyorsan, yağ çekmiyorsan, yalan söylemeyi bilmiyorsan, arkadan iş çevirmede mahir değilsen, el öpmüyorsan burada yerin yok demiştir dünya ona. Ya da en azından o kendince böyle bir çıkarım yapmış gibi görünmektedir. Ama dünya gerçekten de öyle değil midir? Şu ana kadar konuşup fikirlerini dinlediğim yüzlerce insan da aynı şeyi söylemiştir. Herkes hayatının bir evresinde bu düşüncelere sahip olur. Bunu kendisi arzuladığı için değil, ancak buna zorlandığı için. Hayyam da aynı şeyi söylememiş miydi 1000 küsür sene önce? Felek, ne cömert şu aşağılık insanlara. Han, hamam, dolap, değirmen hep onlara. Kendini satmayan adama ekmek yok. Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya. Burada gördüğümüz şey yalnızca şahsi bir fikir değil. Birçok insanın zaman zaman düşündüğü ama tersine zorlandığı için halı altında kalmış düşüncelerdir. İşte bu intiharın eşiğine yavaş yavaş gelmiş bir bireyin yaşamın saçmalığı karşısında başlatmış olduğu haklı duruşunun bir ifadesi. Durkheim bunu anlayamazdı çünkü o yalnızca neticeye bakar ve tüm intihar vakalarını kategorilere ayırmakla meşguldü. İntihar vakaları tamamen toplumsaldır ancak ya toplumda bir sıkıntı varsa ve birey suçsuzsa? Bu soruyu sorduğumuzda artık intiharı etik açıdan, yani felsefi açıdan değerlendirmiş oluyoruz. Pekala, sonuç anlamında birkaç bir şey söyleyelim. İntihar olgusu bireyi yalnızlaştıran ya da yok sayan bütün toplumsal kurumların tabii olmayan bir sonucudur. Bildiğimiz kadarıyla insandan başka ölümüne kendi karar vermiş başka bir canlı yoktur. Bu nedenle birey ve toplumla ilgili olduğundan hem felsefenin ve hem de sosyolojinin konusudur. İntihar etmek isteyen birey yaşama dair acısını tamamıyla sonlandırmak ister. Bu bir bakıma toplum ile olan çatışmasının bir sonucudur. Acının eşiği arttığında birey niçin bu acıya katlanmak zorunda olduğunu sorgulamaya başlar ve acının sonu olmadığını gördüğünde yaşamak için çabalamanın gereksiz ve saçma olduğuna kanaat getirebilir. Yaşam sonsuz acılar denizidir der ve öylece veda eder. Sosyolojik olarak bakıldığında bu durum birey ile toplum arasındaki yaşam kanallarının kopması nedeniyle yaşanır. En nihayetinde insan dediğimiz varlık diğer tüm hayvanlar gibi yaşayabilmek için hemcinslerine muhtaç durumdadır. Kendi türüne tamamen sırt çevirdiğinde doğal olmayan yollardan kendini yokluğa mahkum eder. Bu videoyla Durkheim'in bencil intihar dediği intihar türünü anlatmaya çalışırken, bir yandan da felsefi ve edebi açıdan onu daha da genişletmeye çalıştım. Ancak intihar tek tipte görülen bir olgu değildir ve Durkheim başkaca elcil intihar ve kararsızlık intiharı diyerek bu intihar türlerini çoğaltır. Bu videoyu takip eden başka videolarda bencil intiharın ünlü örneklerini ve diğer intihar türlerini kurcalayarak devam edeceğiz. Sonrasında hem dünyadaki ve hem de Türkiye'deki intihar istatistiklerini kullanarak intihar ile ilgili birçok soruna sosyolojik bir pencereden değinmeye çalışacağız. Bir sonraki videoyu paylaştığımda haberdar olmak için kanalımı takip edebilirsiniz. O zamana kadar size cevaplamanız için iki soru. Birinci sorum şöyle, intihar bireyin kendi kararı mıdır yoksa onu intihara sürükleyen toplum mudur? Ve ikinci soru, intihar vakalarının çoğunun erkekler arasında görülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki sefere kadar kendinize iyi davranın, yolda kalın. Selamlar ve sevgiler.